Hepinize merhaba gençler, ben Lansperli. Bugün sizler gençler yepyeni YouTube'da karşınızdayım. Bugün Skyblock TC'deyiz arkadaşlar. Bugün size bu sunucuyu tanıtacağım. Öncelikle ufak bir duyurum var. Videoda yutkunma sesi olabilir. Farklı farklı sesler olabilir. Sesler gelebilir çünkü mikrofon bana çok yakın. Uzaklaştırdığımda da çok boğuk bir ses alıyor. O yüzden şimdiden kusura bakmayın, nefes alma sesi falan gelebilir. Rahatsız olan arkadaşlar varsa direkt IP açıklamada sunucuya gelip oynamaya başlayabilir. Şimdi. Arkadaşlar şu anda sunucunun ana lobby bölgesindeyiz. Sunucuda doğduğunuzda ilk burada doğuyorsunuz, register yapıyorsunuz. Sunucuda zaten oto giriş sistemi var. Bazen şifre istiyor mu bilmiyorum. Benden daha hiç şifre istemedi. Bir kez register yaptım, daha da şifre girmedim. Ama sizin onun olmaz, şifrenizi unutmayın. Şimdi burada doğduk. Burada bir fışçımız var, bakın görün. Bakın fışt yapıyor. Sizi ışınlıyor bir yerlere. 3 adet oyun var. Sky PvP, Skyblock, Popüler yazıyor. Popüler'in neden popüler yazmışlar acaba? 177 kişi olduğu için olabilir mi? Evet. 177 kişi var. Burada çok yakında tek blok var. Tabii siz burada ben Skyblock tanıtacağım sanırım 177 kişi var diye. Hayır. Kandırdım sizi. Ben tek blok tanıtacağım. Evet arkadaşlar. Skyblock TC tek blok sunucusu açıyor. Ve bana da gel bizi tanıt dediler. Ben de dedim. Tabii abi. Hemen geldim. Şimdi size ufaktan sunucuyu tanıtacağım. Şimdi tek blok arkadaşlar daha açılmadı. Beta versiyonunda bu cumartesi günü açılacak. O yüzden cumartesi günü ben de beklemedeyim. Siz de gelin birlikte oynayalım. Ve peki ben MS'ime aşık oldum şu an. 3 MS ne abi? Keybu kalp. Thank you. Şimdi tek bloğa başladık arkadaşlar. Ne diyor burada? Skyblock TC diyor. Tek blok Skyblock sunucumuza hoş geldin. Oyuncu bu sunucu bilmem ne diyor. F tuşuna basarak menüler açabilirsin. Peki bayıldığım şeylerden biri. F tuşuna basıyorum. Direkt menü açılıyor. Hiçbir şey yazmıyorum. Chat açmıyorum. F'ye bastım. Tak menü geldi. Mükemmel bir şey. Şimdi. Kasalardan başlayacağım ilk. Peki. Buraya beni koymalarına ne diyorsunuz arkadaşlar? Bu. Yani yorumlara bir şey bekliyorum. Ya adamlar almış beni koymuş buraya direkt. Yani anlatabiliyor muyum? Panda koymuş adam ya. Şimdi. Size ufaktan kasaları göstereyim. Bazılarını açıp bazılarını açmayacağım. Mesela ne var burada? Bitiş tarihi 28.02.22 diyor. Neymiş bu? Kış sezonu kasasıymış. Mesela bende var mı? Umarım vermiştir kurucu. Var. İçinde ne var bakalım? Kasa anahtarı. Giriş mesajları. Şanslı. Yani bunlar isim. Ünvan yani. Bir de petler. Açalım bir tane. Mesela şanlı ünvanını aldım şu an. O ünvanı bir komutla aktif ediyorduk ama ben onu bilmiyorum. O yüzden devam edelim. Bir tane daha açacağım. Güzel bir şey gelecek mi? Ya, İnek peti geldi mesela şu anda da. Yani bu tarz itemler alabiliyorsunuz kış sezonu kasasından. Kış sezonu kasası bu kadardı. Burada bunu bu arada kış sezonu kasasını 1 milyon vererek alıyorsunuz. 1 milyon oyun parasını alabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Burada mega kasa var. Bunu açmayacağım. Sadece içerisini göstereceğim. Şöyle. Mega kasa da böyle arkadaşlar. Mesela Elytra falan çıkıyormuş. Antika kalıntı falan çıkıyor. Etkinlik kasası var. Bu muhtemelen eventlerde veyahut etkinliklerde falan veriliyordur. Ha, Envoy'u bekletiyor. Envoy'da veriliyormuş. Oy kasası var. Oy kasası slash vote'dan oy verdiğinizde oluyor. Mesela oy kasasını açayım bir tane. Mesela oy kasa anahtarı çıktı. Bak bir tane verdim, iki tane aldım. Gördünüz mü? Buna şans derler. Burada bir de spawner kasamız var. İntikamcı spawner diyor. Cadı, işte Guardian, Iron Golem, 3 adet zombi spawner gibi. Burada spawnerlar var arkadaşlar. Burada şans kasası var. Görmüş olduğunuz gibi. Burada ultra var. Kasalar kısaca bu kadar. Şimdi kasaları geçtik. Buraya geldik. Bunları hemen envanterimize atıyoruz. Kılıcımızı 1, kazmamızı 2 alıyoruz. Burada bir adet günlük ödülü var. Klasik her sunucuda bulunan günlük ödül sistemi arkadaşlar. Buradan her gün bir adet ödüle tıklayarak ödüllerinizi alıyorsunuz. Sonra burada günlük görevler var. Her 24 saatte bir değişiyor. Ben videoyu gece çektiğim için, yani akşam çektiğim için son 16 dakika var bunların yenilenmesine. Misal veriyorum, ben buraya gelip 24 adet yeşil yün verirsem bana 1000 Sky Coin verecek. Getirir 16 adet kayış verirsem 2000 Sky Coin verecek. 17 6. eferi getirirsem 2000 Sky Coin artı 2 elmas verecek. Mesela 64 havuç getirirsem 1000 Sky Coin verecek. Bunların hepsini teker teker, ya 4 adet görevi teker teker yapabiliyorsunuz. Yani 4'ünü de yapabiliyorsunuz. Burada bir adet ne diyor? skyblock.tc slash discord diyor arkadaşlar. Buradan da chatten tıklayarak Discord sunucularına veya sitelerine gidebilirsiniz. Sonra burada ne diyor? Site var zaten burada da direkt. Burada da arkadaşlar site market bulunmakta. Site market VIP paketleri.
Kendilerinin ben bu hataya düştüm siz düşmeyin. Yani koskoca ben bile düşsem siz her türlü düşersiniz. Şu an kendim şey yaptım ama. Ben yarım saat boyunca sitede market menüsünü aradım. Meğersem sitede market yokmuş. Oyuna bağlamışlar. Siteden kredi yatırıyorsunuz ve oyundaki site market menüsünden parayı krediye harcıyorsunuz. Yani VIP paketleri olsun, o tarz şeyleri direkt oyun içerisinden alıyorsunuz, siteden almıyorsunuz. Burası da site market kısaca. Ürünleri buradan alıyorsunuz yani. Mesela Elevator, işte Fly olsun, çiftçi, o bu falan. Çiftçi dediğim o çiftçi için özel bir sistem galiba. Çiftçiyi ayrı bir yerden alıyoruz. Burada haritacı var. Haritacıya gideceğim. Haritacıdan önce buraya gelelim. Burası yanlış hatırlamıyorsam Sky Coin sıralamasıydı. Şu an birinci mesela kurucumuz Egemen Bey var. Burada üçüncü benim kardeşim Enes'im var. İkinci de Emre Sarıtaş var. Burada Poyraz var. Burada kim var? Burada Furkan ZHLP var. Burada Sky Coin marketi var. Onun içinde Sky Coin kasası bulunmakta. Mesela Yağmacı Spawner diyor. Guardian, Coin, Sky depo erişimi diyor. Burada Sky Coin'ler var, Obu var, Fener var, Bener var, bir şeyler var. Bu da Sky Coin Market. Sky Coin nedir o yazıyor. Mesela Sky Coin tek blok sonucunda belli başlı işlerin yaptığınızda karşılığında sizlere verilen tamamen size ait bir para birimidir falan filan diyor. Ben şimdi okuyamadım, çaktırmayalım. Burada nasıl kazanırım var. Ve burada da Sky Coin Market'i bulunmakta. Mesela bende Sky Coin var mı şu an? Bende 24,36 Sky Coin varmış. Ben bunu hiçbir şey alamam. O yüzden Sky Coin biriktirmeye devam. Bu arada yukarıda yılbaşı özel 2x kredi etkinliği başladı falan yazıyor. Onu unutmuşlar. O çünkü direkt PL'lerden ayarladıkları için. O unutulmuş kalmış. 2x yok şu an. Onu da söyleyeyim. Hatta onu kapatalım. Hem de nasıl kapandığını göstereyim. Bakın bu özellikle çok iyi bir özellik. Çoğu sunucuda yok. F'ye basıyoruz. Ayarlar diyoruz. Burada mesela sağ menüyü kapatabilirim. Otomatik toplama kapatıldı lag nedeniyle. Mesela üst bar, mesela o kapatabilirim. F tuşuna basıp açmayı kapatabilirim. Mesaj almayı kapatabilirim. Yani otomatikman herkesi ignorlamış olurum. Işınlanma isteklerini kapatabilirim. TPA gibi. Ve gelen para istekleri, yani size biri pay sistemiyle para yollayamaz. Onu kapatabilirim. Ya bunları kapatabilirsiniz bununla. Kit menüsü var. VIP kitleri ve oyuncu rank kitleri var. Sonra burada ne varmış? Ayarlar var. Benim biraz önce gösterdiğim ayarlar. Burada ne varmış bakalım hemen bir dakika. Burada da VIP bilgileri var. Mesela ne ilk VIP 15 kredi diyor. 25 kredi, 50 kredi ve 80 kredi. Bence uygun. Yani piyasaya göre şu an çok uygun diyemem ama yani ne çok pahalı ne çok uygun. Orta derece uygun bence bana kalırsa. Piyasadaki sunuculara göre orantılı. Burada havuç olsun yani kısaca tarım ürünlerine maden alma var. Burada ne varmış? Köylülerimizde fırıncı köylüsü falan var mesela. Bunlar daha ayarlanabilir, değişiklik olabilir. Çünkü cumartesi günü açılacak sunucu. O yüzden bu kadar köylü takas göstermem yeter. Çünkü değişiklik olabilir, bir şey olabilir. Buradan çok güzel bir yere gidiyoruz. Büyü sistemine gidiyoruz. Büyü sistemi ne? Ya kısaca cadı. XP'lerini şişleyebilir veyahut seviye karşılığı büyü alabilirsiniz diyor. Cadıya sağ tıklıyoruz. Burada tecrübe puanını doldur diyor. Mesela doldur diyelim. Görmüş olduğunuz gibi tecrübe iksir verdi bana. Ve bunu attığımda 7 levelimi geri alıyorum. Tabii ben biraz az attım galiba onu. Ha biraz da bir şey geldi. Tamam. Onu az attım galiba bilmiyorum. Burada da rastgele büyü var. 100 level vererek rastgele bir büyü alıyorum. Bunu slash büyüler yazarak bakabilirim. Şu an aktif olan büyülere. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Mesela fly veriyormuş, ganimet veriyormuş, o veriyormuş, bu veriyormuş. Bu sayede 100 level vererek bunlara sahip olabiliyorum kısa süreliğine. Sonra burada balıkçı var. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Sunucuda kendi adanızda bir yer yapıp orada da balık tutabilirsiniz. Ama bu şu an spawn'daki balıkçıda bir tek nadir ve epik balıklar düşüyormuş galiba. Kurucunun verdiği bilgilere göre. Sonra burada bir adet kaplumbağamız var. Ben yapmayacağım ama bu kaplumbağa gelip sağ tıklarsanız çok güzel bir ödül alıyorsunuz. Haberiniz olsun. Çok sürpriz bir şey yani. Sonra burada görmüş olduğunuz gibi balıklar var. Balıkları karşılığında kasanatlar alabiliyorsunuz. Şurada miyavlayan bir kedi var. Balıkçı kasamız bulunmakta. Guardian veriyor 0,5 ihtimal.
Nautilus kabuğu, işte Skycoin, o bu falan itemlar veriyor. Sonra başka spawn'da göstermediğim haritacı var. Hemen bir haritacıya gidelim. Haritacıya tıkladığımızda haritacı bize bu panda mı köpek mi anlayamadım ama pandaysa beni cidden çok mutlu ettiniz şu an. Biliyorsunuz arkadaşlar benim takma nickname'im panda. Sanalda panda diye anılıyorum. O yüzden bu pandaysa bence panda. Kurucuya teşekkürler. Şimdi her yeri panda doldurmuş adam ya. Şimdi buradan gidiyoruz, geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Burada arkadaşlar biyomlar var. Biyomlar adınızda tek blok olduğu için tek bir blok kırarak başlıyorsunuz biliyorsunuz. Oradaki biyomları anlatıyor. İşte normal biyom, işte kısaca ana biyom, mağara biyomu, işte kış biyomu, işte okyanus biyom olması lazım, orman biyomu, end biyomu, miselyum biyomu olarak mı geçiyor? Nether biyomu, tekrar mı normal? Miselyum, bu miselyum galiba. Bilmiyorum, sallayalım. Bu da end işte. End de son. End'den sonra da karışıkmış galiba yanlış hatırlamıyorsam. Burada da buna tıklayarak geri dönebiliyoruz. Kısaca böyle. Şimdi adamıza gidelim. Is for now. Is go. Şöyle bir adamız var. Şimdi slash market yazalım. Öncelikle canavar çağırıcı 100 birimi alabiliyorsunuz. Ben şu an iki tane var göstereceğim. Burada Skycoin Market var. Çiftçi var. Bir tane alıyorum. Site Market var. Ada geliştirmeleri var. Pazar var. Ürün marketi var. Kış kasası var. Almak için demiştim 1 milyon oyun parasıyla alabiliyorsunuz. Ada geliştirmelerini açalım. Ada piston limitini yükseltebiliyoruz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Totalde 1000 pistona kadar yükseltebiliyorsunuz. Market limitini yükseltebiliyorsunuz. Onun dışında bir de ada genişletmelerini yapabiliyorsunuz. Mesela ben şu an adamı genişletebildiğim kadar genişlettim. Mesela bunun için F'ye basıyorum. Ada menüsü diyorum. Buradan ne diyordum? Ada sınırları diyorum. Sınırları aç diyorum. Şu an sınırları açtım. Görmüş olduğunuz gibi ada sınırları, mesela rengini beğenmedim. Ada menüsü, ada sınırları kırmızı olsun. Görmüş olduğunuz gibi bu kırmızı alanı tamamen büyütmüş oldum. Burada çiftçimiz var. Bu çiftçi arkadaşlar adadaki otomatik şeyleri topluyor. Mesela kaktüsleri nasıl topluyor? Mesela bende yok ama param var. Kurucu sağ olsun. Zenginiz bugün de. Yapı menü. Bir tane aldım mesela. Buraya koydum. Bunu koydum. Şimdi bunu kırdığımda otomatik almıyordu galiba. Alıyormuş. Evet. Şu an mesela bir adet kaktüsümü otomatik aldı. Ve buradan ben hepsini almak için sağ tık, hepsini satmak için sol tık diyor. Buradan sol tıklarsam, yani şu an sol tıkladım. Özür dilerim, sağ tıkla mı satıyordu? Hani sağ tıkla satıyor. Sağ tık bassaydım o bir adet kaktüsümü satacaktı ama satmasın. Ben bunu büyüteceğim, çoğaltacağım. Satabilirsiniz böyle yani kısaca. İsterseniz bunu kapatabilirsiniz ve kırdığınızda otomatikten envanterinizi alırsınız. Yere düşer ve envanterinizi alırsınız. Bence bunu açık tutun. Yerin lokasyonunu değiştirebilirsiniz. Seviye atlatabilirsiniz. Başka bir ton item var. O itemlar da buraya geliyor. Bunları ayarlayabilirsiniz. Ve en önemli şeylerden biri moblar. Mobları nasıl yapacaksınız? Biraz da ondan bahsedeyim. Tekrar slash market yazıyorum ve burada bir yerde canavar çarjı var. 100 birime bahsetmiştim. Onu buraya koyuyorum. Bu otomatik canavar spawnları gibi bir şey. Yani zombi spawnları gibi. Buna shift sağ tık yaptığımda doğumu hızını yükseltebiliyorum. Oyun parasıyla ve çeşitli mobların gelebilmesi için tek bir dakika. Çeşitli mobların gelebilmesi için para vererek, oyun birim parası vererek seviye atlatabiliyorum. Nedense konuşamadım. Böyle yükseltmeler yapabiliyoruz. Buradan en sağdaki kırmızı kısmına tıkladığımızda kaldırabiliyoruz. Mesela ben biraz yükselteyim bunu. Doğmasını yükselttik. Bunu da yükseltelim biraz. Yeterli param yokmuş. Tamam. Ya kısaca bu canavar çarjı da böyle bir şey arkadaşlar. Onun dışında şu an göstermediğim bir şey var mı? Menüleri gösterelim. Bilgi ve kurallar menüleri var. Bunlar klasik menüler zaten. Komutlar var. Canavar ganimetleri var. Canavar ganimetleri de tavşan, zombi, pigman, köylü yani ne veriyor onları gösteriyor. Adamıza gidelim. Hemen bir spawn'a gidelim. Kanka öldürme beni. Son bir spawn'ı gezelim. Unuttuğum bir şey var mı yok mu? Ona da bir bakmış olalım. Burada ne varmış mesela? Burada ne diyormuş? Cehennem arası yakında hologram... Ha?
Cehennem Arenası yakında hologramı. Anladım. Hologram yerine tabela koyup hologram yazmışlar. Mükemmel taktik. Burada sıralama sistemi bulunmakta. Mesela ne diyor? Mac bilmem ne. Bunlar galiba testerlar. Testerlar da selamlar. Onun dışında burada Ender Arenası hologramı diyor. Burada tarım sky coinleri var. İşte havuç 0.25, 0.50 diyor. O bu falan. Gözükmüyor ki. Ha. İşte 0.25 diyor. Tarım sky coin kazançları diyor. Tarımdan elde ettiğiniz sky coin kazançları. Bu da özelleştirilmiş mob dropları. Yani biraz önce baktığımız. İşte tavşandan 0.3 havuç düşüyormuş. 0 veya 3 adet. İşte zombi pigmandan 0 veyahut 1 adet altın havuç düşüyormuş falan. Burada bir adet oyunun diyordum ya. Sunucunun logosu bulunmakta. Köylü takas bulunmakta. Buraya atladınız mı adanıza gidiyorsunuz. Anan ölüyordum. Buna şifre atık yapıp bunu alıyoruz. Tekrar spawn'a gidiyoruz. Ha, bu arada bir şey daha diyeceğim. Ben daha dün başladım sunucuya. Skyblock'la başladım. Şu anda da burayı tanıtıyorum zaten. Skyblock'da oynuyorum burada. Bana Skyblock'da yardım eden birkaç arkadaşımız vardı. İsimleri buraya geliyor. Onlara da çok teşekkür ederim bu arada. Onlara da buradan teşekkürler bana. Bayağı yardımları dokundu sunucuda. Çünkü geldiğimde bayağı yani 2-3 aydır Minecraft oynamıyorum. Ve buradaki sistemler biraz yani bana karmaşık geldi. Biraz eski Minecraft oyuncusu olduğum için. Bazı şeyleri anlamam uzun sürdü. O yüzden bana yardım ettiler. Onlara da teşekkür ediyorum. Kısadan anlatmam gereken bir şey kalmadı galiba unuttuğum. İnşallah yoktur. Kısadan videoyu bitirelim. Ben de sunucudayım. Bu video zaten cumartesi günü yayınlanacak. Hepinizi seviyorum. Sunucuya gelmeyi unutmayın. Ben tam bir tek blok hastası olarak tek blokta olacağım. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.